Bir milletvekili olarak Sayın Malatya Milletvekili Sayın Veli Ağbaba. Buyurunuz. Buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan hakkındaki idam kararlarının kaldırılmasına ilişkin teklifimiz üzerine söz almış bulunuyorum. Değerli milletvekillerim, öncelikle bu teklifimiz bir iadeyi itibar teklifi değildir. Türkiye ve dünya devrim tarihi tarihine adını altın harflerle yazdırmış olan Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının böyle bir şeye ihtiyacı yoktur. Çünkü Deniz Gezmiş demek demokrasi demektir, özgürlük demektir. Deniz Gezmiş demek tam bağımsız Türkiye demektir. Deniz Gezmiş demek hakların kardeşliği demektir. Deniz Gezmiş demek yurtseverlik demektir. Deniz Gezmiş demek devrimcilik demektir. Gözünü kırpmadan idealleri için idam sehpasına gitmek, yine de boyun eğmemek ve dimdik durmak demektir. Deniz Gezmiş demek köylüye toprak, işsize iş, işçiye özgürlük, halka hürriyet demektir. Yoksulluğa, emperyalizme, köleliğe isyan demektir. İşte bu yüzden Deniz Gezmiş ezilenlerin, yoksulların, gençlerin, ayrımcılığa uğrayanların göz bebeğidir. Sayın milletvekilleri, Deniz Gezmiş ve arkadaşları Amerikan filolarını saygıyla selamlayanlara karşı yanki go home dediler. Bugün İsrail'i korumak için Malatya'ya füze kalkanı kuranlara karşı Filistin halkının yanında olmak için Filistin'e gittiler, Filistin için savaştılar. Bu ülkenin kardeşliği için zapt suyuna devrimci gençlik köprüsünü kurdular. Bu gençler, bu devrimciler tam bağımsız Türkiye için Samsun'dan Ankara'ya Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda yürüyüş düzenlediler. Deniz Gezmiş ve o dönemdeki arkadaşlarının bu idealleri ve bu duruşları birilerini çok rahatsız etti. Egemen güçleri, bazı güçleri huzursuz etti. Çünkü denizlerin halkın sevgisini olduğunu görenler emperyalizme uşaklık edip yoksul halkımızın sırtına basarak iktidar olanlar, faşist çuntacılar korkuya kapıldılar. Türkiye'de uzun yıllar sürecek bir yol haritası işte o zamanlardan başlayarak egemen güçleri tarafından çizildi, uygulamaya konuldu. Deniz Gezmişlerin karşısına kanlı pazarlarla emperyalist güçlerle yakın gruplar çıkarıldı. Deniz Gezmiş ve düşüncesine sahip olan insanlar, gençler, devrimciler, solcular ezilmeye çalışıldı, öldürülmeye çalışıldı. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan idam sehpalarında, Mahir Çayanlar devlet kurşunlarıyla, İbrahim Kaypakkayalar işkence hanelerde katledildiler, yok edildiler. Egemen güçlerin çizdiği bu yol haritası sonucunda Deniz Gezmiş ve arkadaşları yok edilirken o dönem teşhir edilen ettiği Amerikancı öğrenciler daha sonra iktidara getirildiler. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını efsane kılan şey halkın mutluluğu ve özgürlüğüne adadığı hayatı ve tertemiz yiğitçe duruşudur değerli milletvekilleri. Deniz Gezmiş'i yaşatan, onu var eden şey inancıdır, cesaretidir, kararlılığıdır. Onu bugünlere, bugün yaşatan, bugün hala var eden, bugün sadece Türkiye coğrafyasında değil, dünya coğrafyasında sevgili olan, sevgilisi yapan şey, idam sehpasında boynuna ilmek takılırken titremeden, korkmadan yaşasın tam bağımsız Türkiye, yaşasın hakların kardeşliği diyen yüreğidir. Değerli arkadaşlar, değerli milletvekilleri, Deniz Gezmiş gibiler ve arkadaşları yok edildiler. Ancak maalesef o dönemki olaylar devam ediyor. Bugün Berkin Elvan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük gibi gençler idam sehpasında değil ama maalesef güvenlik güçlerinin kurşunlarıyla öldürülüyor, yok ediliyor. Ve emri maalesef Cumhurbaşkanı veriyor. Değerli arkadaşlar, değişen bir şey yok. Değişen bir şey yok şu anda. Hüseyin İnan'ı öldüren zihniyet Ankara'nın göbeğinde, Ethem Sarısülük'ü vuran zihniyetle aynıdır. Yusuf Aslan'ı idam eden zihniyet Ali İsmail Korkmaz'ı sokak ortasında öldüren katillerdir. Katiller. Ali İsmail Korkmaz'ın katilleridir. Aynı kafadandır. Berkin Elvan'ı, ailesini yuvarlatanlar, Deniz Gezmiş'i idam edenle aynı kafadandır. Deniz Gezmiş'i, Hüseyin İnan'ı, Mahir Çayan'ı katledenlerle Berkin Elvan'ın annesini yuvarlatanlar aynı zihniyettir.
Ali İsmail Korkmaz Özcanlılarla deniz gezmiş Hasanlar aynı zihniyettir. Bunu bilirsiniz. Bunu bilir. Aynı katil zihniyettir. Aynı eli kanlıdır. Nasıl ki onlar sokağa çıkamıyor bugün. Berkin Elvan'ı, Ali İsmail Korkmaz'ı, Ethem Tansu'yu Özcanlılar da yarın sokağa çıkamayacak. Bunu tarih yazacak arkadaşlar. Bizim itibarını iade ettiğimiz şey deniz gezmişlerin itibarı değildir. Bu meclisin itibarının iade edilmesi gerekiyor. Bu kararın kaldırılması gerekiyor. Teşekkür ederim. Katillere sunulur.